Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Adem İlkılıç Ortaokulu Matematik Öğretmenlerinden Refik Tosun. Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi'nce hazırlanan ders çekim videoları için karşınızdayım. Bugün sizler için 6. sınıf matematik ünitemizin ilk konusu olan üstlü sayılar ve işlem önceliği konusunu beraber işleyeceğiz. Üstlü sayılar konusuna geçmeden önce şunları hepimizin hatırlamasını istiyorum. Mesela 2 üssü 3 ifademizde şu alttakine biz taban diyoruz. Şu üsttekine ise kuvvet ya da üst diyoruz çocuklar. Bunu yaparken şunun anlamı şudur çocuklar. 2 kere 3 6 değildir çocuklar. Alttakini yani tabanı üst kadar yan yana çarpma. Yani 2'yi yan yana 3 defa çarpacağız çocuklar. Eşittir. Şöyle çarparken 2 kere 2 4. 4 çarpı 2 8 diye cevap buluyoruz. Kesinlikle çocuklar bunun cevabı 2 çarpı 3 değildir. Buna dikkat ediyoruz. 2 çarpı 3 değil. Taban ve kuvvetin çarpımı değil. Tabanı kuvvet kadar yan yana çarpıyoruz. Şimdi sorularımıza gelelim. Önce okunuşunu yapalım. Okunuşu nedir? 4 üssü 3 ya da 4'ün 3. kuvveti diye okuyoruz. İşlemin sonucunu bulalım. 4'ü 3 defa yan yana çarpalım. 4 çarpı 4 çarpı 4. Hemen bulalım. 4 kere 4 16. 16 çarpı 4 64 diyoruz. 7 üssü 2 ya da 7'nin karesi. Bunları 5. sınıfta görmüştük. 7 çarpı 7 demek. O da 7 kere 7 49 diyoruz. 2 üssü 6'yı nasıl yapıyoruz? 2 çarpı 2 6 kere yan yana çarpıyoruz. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 diyoruz. 2 kere 2 4. 4 çarpı 2 8. 8 çarpı 2 16. 16 çarpı 2 32. 32 çarpı 2 64 diyoruz çocuklar. Şimdi 3 üssü 4'e gelelim. 3 üssü 4'ü 3'ü 4 defa yan yana çarpmak demek çocuklar. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 demek. Yan yana şu şekilde çarpıyoruz. 3 çarpı 3 9. 9 çarpı 3 27. 27 çarpı 3 81 olur çocuklar. Hemen bir sonraki etkinliğimize geçelim. Bilgi. Bilgimiz şudur çocuklar. Hemen not olarak yazabiliriz. Not. Eğer kuvvet 0 ise 0 ise sonucumuz 1'e eşittir. İkinci etkinliğimizde ise şunu diyeceğiz. Kuvvet 1 ise sonucumuz tabana eşittir. Yani sayının kendisine eşittir. Sonucumuz tabana eşittir. Evet, şuraya gelelim. 5 üssü 0. 5'in 0. kuvveti. Kuvvetimiz kaç? 0. O halde bunun sonucu 1'e eşittir. Tabanımız kaç? 9877. Üssü kuvvetimiz kaç? 0. Bunun sonucu da 1'e eşittir. Tabanımız kaç? 2. Kuvvetimiz kaç? 1. O halde bunun sonucu tabana eşit. Yani 2'ye eşittir. 2'yi bir kere yan yana çarpmak demek 2 demektir sonucumuz. Tabanımız kaç? 23. Kuvvetimiz kaç? 1. Dolayısıyla işlemimizin sonucu 23'e eşittir çocuklar. Bir sonraki etkinliğimize geçelim. Aşağıdaki ifadeleri üssü sayı şeklinde yazalım. Şimdi burada sayımız kaç kere yani sayımız kaç? 5. 5'i 3 defa yan yana çarpmak demek 5'i kuvvet kadar yan yana çarpmışız. Kuvvetimiz burada kaç olacak? 5'tir. Buradaki sayımız kaç? 11. 11 kaç defa yan yana çarpılmış? 2, 4, 6 defa. Dolayısıyla buraya 11 üssü 6 diyoruz. Burada sayımız kaç? 2. Kaç kere yan yana çarpılmış? 5 kere. Dolayısıyla 2 yazıyoruz. Kuvvetimiz kaç?
5 olacak. Bir sonraki etkinliğimize geçelim. Aşağıdaki sonuçları bulalım. Çocuklar, onun sonucunu bulurken şöyle yapabiliriz. Onu yan yana çarpıp sonucu bulabilirsiniz ama şöyle bir kısa not diyelim. Not. Taban 10 ise, taban 10 ise sonuç 1'in yanına kuvvet kadar 0 eklenerek bulunur. 0 eklenerek bulunur. Bulunur. Bu kısa bir yoldur. Önemlidir çocuklar. Dikkat edelim. Şimdi bunun sonucu neye eşit? Hemen kuvvetimiz kaç? 2. 1'in yanına kaç tane sıfır koyacağız? Kuvvet kadar. Yani 2 tane sıfır yerleştiriyoruz. Burada tabanımız 10. Tabanımız 1'in yanına ne yazıyoruz çocuklar? Kuvvet kadar sıfır. 1, 2, 3 tane sıfır yazıyoruz. Tabanımız 10. 1'in yanına kuvvet kadar, yani 4 tane sıfır yerleştiriyoruz. Tabanımız 10, 1'in yanına 7 tane 0 eklenerek bu işlemimizin sonucunu bulabiliriz. 1'in yanına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 0 eklenerek işlemimizin sonucunu buluyoruz. Bir sonraki etkinliğimize geçelim. Örnek sıralama diyor. Eğer üslü sayılarda, üslü ifadelerde bizde sıralama istiyorsa çocuklar, şuna bakalım. Tabanlar aynıysa, tabanlar aynıysa kuvveti büyük olan sayı daha büyüktür. Kuvveti burada 5, burada kuvvetimiz kaç? 4. Yani sıralama yaparken, karşılaştırma yaparken hangi sembollerden faydalanıyoruz? Büyüktür, küçüktür ve eşittir sembollerinden faydalanıyoruz. Burada tabanlarımız kaç? 2. 2 üssü 4. İkisinde de aynı mı? Evet. Burada tabanımız kaç? 2. Kuvvetimiz kaç? 5. Tabanlar aynı ise çocuklar, tabanlar aynı ise kuvveti küçük olan daha küçüktür. O halde burada küçüktür işareti yapabiliriz. Eğer zorlanıyorsak çocuklar, bunları açalım. Mesela 2 üssü 4'ü açalım. 2 üssü 4, 2'yi 4 defa yan yana çarpacağız. O da ne olur sonucumuz? 2 kere 2 4, 2 kere 4 8, 2 kere 8 16 olur. 2 üssü 5 ise 2'yi 5 defa yan yana çarpın. Ne olur çocuklar? 2 kere 2 4, 2 kere 4 8, 2 kere 8 16, 2 kere 16 32. Gördüğünüz gibi 2 üssü 5, 2 üssü 4'ten büyüktür. Yani 2 üssü 4 küçüktür 2 üssü 5'ten. Şuraya gelelim çocuklar. Tabanlarımız farklı. Tabanlarımız farklıysa kuvvetlere bakıyoruz. Kuvvetler eğer eşitse çocuklar, kuvvetler de ikisinde de 5 olduğu için çocuklar, tabanı büyük olan daha büyüktür diyebiliriz. Yani tabanı büyük olan burada 4, 3'ten büyük olduğu için dolayısıyla 4 üssü 5 de kimden büyük olacak çocuklar? 3 üssü 5'ten büyük olacak. Diyelim ki bu notu unuttunuz. Sayılarımızı direkt açarak da bulabiliriz. Şuraya bakalım. Örnek doğal sayıları karşılaştırınız çocuklar. Burada ne tabanlar eşit ne de kuvvetler eşittir çocuklar. Burada kesinlikle sayılarımızı açmamızı istiyor. 3 üssü 4'ü açalım. 3 üssü 4. Açın bakalım. 3'ü 4 defa yan yana çarpın. 3 çarpı 3 çarpı 3 diyoruz. 3 üssü 4. 3 kere 3 9. 3 kere 9 27. 3 çarpı 27 81 olur. 4 üssü 3'ü de açalım. 4 üssü 3'ü açarsak 4 çarpı 4 çarpı 4 diyoruz. 3 defa yan yana çarptığımızda 4 kere 4 16. 16 çarpı 4 64. Bakın burası 81, burası 64. 81'i gören sayımız kaç? 3 üssü 4. O halde 3 üssü 4 sayımız büyüktür. 4 üssü 3 sayımız diyebiliriz. Çocuklar, üssü sayılarda sıralamamız bu kadar. Evet, şimdi işlem önceliğiyle devam ediyoruz çocuklar. İşlem önceliği yaparken burada 4 sıraya dikkat ediyoruz. Birinci sırada kesinlikle önce üsler alınır. Üslerin sonucunu buluyoruz. 2,
parantez içindeki işlemler. Onları yapıyoruz. 3, çarpma ve bölmeyi yapıyoruz. 4, toplama ve çıkarma işlemlerini yapıyoruz çocuklar. Sıralamayı iyi bilelim. Şöyle beraber tekrar edelim. 1, üslü ifadeler. Üslü ifadeler. Üslü ifadelerin değerini buluyoruz. Değerini buluyoruz. 2. Parantez işleri yapılır. Parantez içleri. 3. Çarpma ve bölme. 4. Toplama ve çıkarma diyoruz. İşlemleri. Evet çocuklar, işlem önceliği gerektiren soruları yaparken mutlaka bu sıra takip edilmelidir. Sorumuza bakalım. Birinci soru, örnek 1. Şimdi burada hangi işlemler var? Toplama işlemi var ve bölme işlemi, ardından çıkarma işlemi var. Bu işlemlerden öncelik sıralaması kimde? Bakın şöyle yaparsak eğer, 1 üsler diyoruz, üslü ifadeler. Bunları çok iyi bir şekilde bilmemiz lazım. 2 parantezli ifadeler. 3 çarpma bölme. 4 toplama ve çıkarma. Toplama ve çıkarma işlemleri. Sıralamamız bu şekilde. Şimdi üslü ifadeler var mı? Yok. Parantezli ifade var mı? Yok. Çarpma veya bölmeden var mı? Evet. Bölme işlemi var. Demek ki önce çarpma ve bölmeden başlayacağız. Önce bölme işlemini yapacağız. Yani öncelik şuranın. Şimdi yapıyoruz. Sonra toplama ve çıkarma, çarpma ve bölmeden sonra olduğu için ikinci sıraya toplama ve çıkarma işlemi yapıyoruz. Yapalım çocuklar. Önce bölme işlemimizi yapıyoruz. 4 artı 18 bölü 6. 18'i 6'ya bölersek 3 olur. Eksi 5 diyoruz çocuklar. Bölme işleminden kurtulduk. Şimdi sıra toplama ve çıkarma. Toplama ve çıkarma aynı anda varsa çocuklar, hangisini önce yaparsanız yapın. Önce soldan sağa doğru işlem yapabiliriz. Şöyle soldan sağa doğru işlem yapalım. 4, 3 daha 7. 7 eksi 5. O da ne eşit olur çocuklar? 2 olur. Şimdi diğer örneğimize geçelim. Diğer örneğimizde hangi işlemler var? Çarpma işlemi var. Çıkarma işlemi var. Toplama işlemi var. Ve bölme işlemi var. Bakın çocuklar, çarpma ve bölme işlemleri toplama ve çıkarma işlemlerinden öncedir. Önce çarpma ve bölme işlemini yapalım. Hadi yapalım. 12'yi 6 ile çarpmamız lazım öncelikle. 12'yi 6 ile çarparsanız 72 olur. Eksi, şurada 1'i yapıyoruz, çıkarma işlemine karışmıyoruz. Artı, toplama işlemine de karışmıyoruz. Sonra bölme işlemini yapıyoruz. 25 bölü 5, 5 olur. Şu şekilde bir işlem elde etmiş olduk. Şimdiki işlemimizde sadece çıkarma ve toplama var. Çıkarma ve toplama varsa soldan sağa doğru bir işlem uyguluyoruz. Devam edelim. 72'den 1 çıkarsa 71. 71'e 5 eklersek cevabımız 76 olacaktır çocuklar. Üçüncü sorumuzda bakıyoruz neler var. Bakın burada üslü ifade var. Önce üslü ifadenin değerini bulalım. Hemen üslü ifademizin değeri ne? 3 üssü 2. Ne demek çocuklar 3 üssü 2? 3 çarpı 3 demek. Sonuç 9. Üslü ifademizi açtık. Yazalım alta. 27 bölü 3 üssü 2 neye eşit? 9. Artı 4 çarpı 3. İkinci işlemimizde ne var? Bölme işlemi var. Toplama işlemi var ve çarpma işlemi var. Öncelik bölme ve çarpma işlemine aittir. Hemen 27'yi 9'a bölersek neye eşit olacak çocuklar? 27 bölü 9, 3 olacak. Artı çarpma işlemini yapıyoruz. 4 çarpı 3, 12 olacak. 3 ile 12'nin toplamı neye eşit olmuş olur çocuklar? 15'e eşit olmuş olur. Bu şekilde işlem önceliğini dikkate alarak işlemlerimizi mutlaka yapıyoruz çocuklar. Devam edelim. Örnek 4'e gelelim. Önce ne var çocuklar? Üslü ifade var.
bölme işlemi var, toplama işlemi var, bölme işlemi var, artı parantez içi var çocuklar. Önce üstü ifademizi açalım. Üstü ifademiz neye eşitmiş? 2 üstü 5'miş. Bunun sonucunu bulalım. 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çocuklar. Sonucu neye eşit? 2 kere 2, 4. 4 çarpı 2, 8. 8 çarpı 2, 16. 16 çarpı 2, 32'miş. Burayı 32 bulduk. Aynen yazalım. Şu anda hiçbir işlemimizi yapmayalım. Sadece düzenlemelerimizi yapalım. Sıra kimde? Parantez içindeki ifadede. Parantez içindeki ifade 19'dan 3 çıkarsa 16 olur. İşlemimizi yazalım. 32 bölü 16 artı 16 bölü 16 olacak. Şimdi burada hangi işlemlerimiz var? Bölme işlemi, toplama işlemi ve bölme işlemi var. Öncelik bölme işlemlerinde çocuklar. Hemen bölme işlemlerimizi önce yapalım. Şu işlemimizi yapalım. 32 16'ya bölersek 2 olur. Artı 16'yı 16'ya bölersek 1 olur. Devam edelim. 2 artı 1 sonucumuz 3'e eşit olmuş oluyor. İşlem önceliğine devam ediyoruz. Öncüllü sorular diyoruz bunlara. Öncüllü sorulara dikkat edelim çocuklar. Öncüllü sorularımızda birinci öncüllü yukarıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur diye sormuş çocuklar. Soru köküne dikkat ediyoruz. Şimdi bu birinci öncülümüzde bölme işlemi var, çarpma işlemi var, toplama işlemi var ve çıkarma işlemi. Ayrıca parantezli ifade var. Üstü ifade olmadığı için önce parantez içindeki ifadeyi yapalım. Şöyle eşittir diyelim. Parantez içindeki ifademizi önce yapıyoruz. 7-3 şurası neye eşitmiş? 4'e. Şu ifade 4'e eşitmiş. Yazalım. 28 bölü 4 artı 5 çarpı parantez içindeki ifadeyi kaç bulmuştuk? 4. 4 diyoruz. Şimdi buradaki ifadede bölme işlemi var, toplama işlemi var ve çarpma işlemi var. Öncelik bölme ve çarpma işlemi. Toplama işlemini en sona saklıyoruz. 28'i 4'e böldüğümüzde şurası kaç olur? 7 olur. 5'i 4'e çarptığımızda şurası 20 olur. Şimdi diyoruz ki bölme ve çarpma işlemlerimizi yaptık. Burası 7. Aradaki işlem artı. Burası kaç? 20 diyoruz. Toplama işlemimizi yaptığımızda 7 artı 20 toplam 27 oluyor. Birinci öncül 27'ye mi eşit? Evet. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncülümüze geçelim. İkinci öncülümüzde bakalım neler varmış. Önce parantez içindeki üslü ifadeleri yapalım. Hemen üslü ifadelerin sonucunu bulalım. Kimler varmış burada? 3 üslü 2. Hemen 3 üslü 2'yi bulalım. 3 çarpı 3 eşittir 9'muş. Sonra 4 üslü 2 varmış. 4 üslü 2 neye eşitmiş? 4 çarpı 4 eşittir 16'ymış. Şuraya geçelim. Parantez içindeki ifademiz neymiş? 3 üslü 2 9'muş. Artı 4 üslü 2 16'ymış. İşlemimizi aynen devam edelim. Bölü 5 diyelim. Artı 13 diyelim. Devam edelim. Parantezin içindeki ifadeyi yapıyoruz. 9 artı 16 25 yapar. Bölü. Burada kim var? 5 artı 13. Bölme işlemi ve toplama işlemi var. Öncelik bölme işleminidir çocuklar. Bölme işlemini yaparsak 25'i 5'e bölersek 5 olur. Artı burada kim var? 13 var. 5 ile 13'ün toplamı 18 yapar. Cevabımız 18 miymiş? Evet. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğru. Üçüncü öncüle gelelim. Üçüncü öncülde üstü ifadeler var mı? Yok. Parantezi ifade var mı? Yok. Kim var? Toplama, çarpma ve bölme. Öncelik çarpma ve bölmenidir. Eğer çarpma ve bölme aynı anda varsa soldan sağa doğru bir sıra gözetilir çocuklar. Hemen toplama işlemine karışmıyoruz. 7 artı 7 artı 8'i 4'e bölersek 2, 2, 2'ye bölersek 1 olur çocuklar. 8'i 4'le çarparsak 32 olur burası. 32 2'ye bölersek 16 yapar. Bakın önce çarpma yaptım. 8 çarpı 4 32, 32 bölü 2, 32 şöyle bölü 2 diyelim, o da 16 yapar. Şimdi toplama işlemini yapalım. 16, 7 daha 23 olur. Cevap 11 demiş. Dolayısıyla 3. öncülümüz yanlıştır. 4. öncülümüze gelelim.
Üslü ifade var. Önce üslü ifademizin sonucunu bulalım. Kimmiş üslü ifademiz? 5 üssü 3'müş. 5 üssü 3 demek 5'i 3 defa yan yana çarpın. 5 kere 5 25 çarpı 5 125'miş. Hemen yerleştirelim içine. 125 eksi 25 bölü ikinci parantezi işlemimiz var. 14 eksi 9. 14 eksi 9 diyoruz. Şimdi önce parantez içindeki işlemleri yapmamız lazım. 125'ten 25 çıkarsa 100 kalır. Bölü 14'ten 9 çıkarsa 5 kalır. Şimdi bölme işlemini yapıyoruz. 100'ü 5'e bölersek neye eşit olur çocuklar? 20'ye eşit olur. Cevabımız 20 miymiş? Evet. Dolayısıyla döncü öncülümüz de doğruymuş. Kaç tanesi doğrudur diye soruyor. 1, 2 ve 4. Yani 3 tanesi doğruymuş. Cevabımız 3 olur. İşleminin sonucu kaçtır? Önce işlemimize şöyle bir üstten bakalım. Neler varmış? Üslü ifade var mı? Var. Önce üslü ifademizi bulalım. Kimmiş üslü ifademiz? 4 üssü 2'ymiş. 4 üssü 2'nin sonucu neye eşitmiş? 4 çarpı 4 eşittir 16 yapar. Burası 16'ymış. Hemen işlemimizi yapalım. 48 bölü 16 artı 3 çarpı. Sonra parantez içindeki işlemi yapalım. 8'den 5 çıkarsa 3 olur. 3 çarpı parantez içindeki ifademiz 3'tür. Geldik şu işleme. Bu işlemde bölme var, toplama var ve çarpma var. Öncelik bölme ve çarpmanıdır. En son toplama işlemini yapıyoruz. 48'i 16'ya bölersek 3 olur. Artı çarpma işlemimizi yapalım. 3 çarpı 3 9 olur. 3 ile 9'un toplamı neye eşit olmuş olur çocuklar? O 2'ye eşit olmuş olur. Cevabımız 12'dir. Evet, güzel bir soru. Şu soruya dikkat edelim çocuklar. Bu tarz sorular devamlı gelir. Bu tarz sorularda buralarda semboller verilir. Bu sembollerin yerine gelmesi gerekli olan işlemler aşağıdakilerden hangisidir diye sorar. Bu tarz sorularda sırasıyla yazmamız lazım. Şimdi birinci işlemin yerine toplama işlemini koyarsak ne olur çocuklar? Hemen şuraya yazalım. 18 artı toplama işlemini koyduk. 6. İkinci işleme de çarpı koyuyoruz. Çarpı 24. Bu işlemimizin sonucu acaba 72'ye eşit oluyor mu? Şöyle acaba diye şuraya bir soru işareti koyalım. Şimdi toplama ve çarpma işlemi varsa önce çarpma işlemini yapıyoruz. Şu işlemi yapalım. 6 kere 4 24, 6 kere 2 12, 14 144 artı burası ne eşitmiş? 18. 18 ile 144'ü toplarsanız çocuklar hemen yapalım. 144 18'i toplarsak eğer 12'nin ikisi elde var. 1, 4, 1 daha 5, bir de elde 6. 1'i ekliyor. 162 eşitmiş bu işlemimizin sonucu. 162. Halbuki bizden 72 eşit olmasını istiyor. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlışmış. 18, birinci işlemimiz eksi, eksi 6, ikinci işlemimiz çarpı, çarpı 24. Yapalım. Öncelik çarpma işlemi ait olduğu için önce şuraya yazıyoruz. 6 kere 4 24. 6 kere 2 12 144. Şurası 18 eksi 144. Çocuklar 18'den 144 çıkmaz. 7. sınıfta bu işlemleri göreceksiniz. Şu anda 18'den 144 çıkmadığı için bu işlemimiz de yanlış olur. Geçiyoruz. Bu da olmaz. Şimdi C şıkkına gelelim. Birinci işlemimiz bölme işlemi, ikinci işlemimiz toplama işlemi. Şimdi 18 bölü 6 ikinci işlemimiz toplama işlemi artı kaç diyeceğiz çocuklar? 24 diyeceğiz. Bölme ve toplamadan öncelik sırası bölmeye ait. 18'i 6'ya bölersek şurası 3 olur artı burası 24 olur. 3 ile 24'ün toplamı 27 olur. Halbuki bizim cevabımızın 72 olması lazım. C şıkkı da yanlıştır çocuklar. D şıkkına gelelim. Bölme ve çarpma işlemi 18 bölü 6 çarpı 24 diyor. Evet, bölme ve çarpma işlemi aynı anda olduğunda soldan sağa doğru işlem gözetiyoruz çocuklar. 18'i 6'ya böldüğümüzde 3 olur çarpı 24 diyeceğiz. 3 çarpı 24 neye eşitmiş? 72'ye eşitmiş. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacak. Bizden istenen sonuçta 72 olduğu için.
Evet çocuklar, işlem önceliği konumuz bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum.